Yo, bir red pill videocuk daha. Bu aslında kızlar da bunu iyi dinlesin. Ay. Şimdi. Bir erkek çok fazla kız sikerse, yani kısacası en fazla kız beceren erkekler ortak noktası nedir? Para diyebilirsiniz. Yakışıklı diyebilirsiniz. Uzun boylu değilsiniz. Aslında o ortak nokta değil. Çünkü adam var kısadır ama parası var, bir sürü kızları vardır. Giremeyin. Adam var yakışıklıdır, parası yoktur, yine kızları vardır. You know. Ve vesaire. Diğer adam neydi ya? Şey dedik. Zengin, yakışıklı ve uzun boylu. Şimdi bunlar bu üç kriterli erkekler çok kız sikebilir. Ama ortak noktaları nedir? Çok siken erkeklerin ortak noktaları nedir? Yalan söylemektir. Yes. Yalan söylemektir. Ya. Zengin adam yalan söyler kıza ki onu ciddiye alır ve onunla ister aile kursun. Ama bir iki defa siktikten sonra kendini atar kendi çöpe ve başkasını alır. Onu da pahalı yemeklere getirir. Güzel öyle lüks. Bir hafta öyle bir prenses gibi bırakar kendine. Ondan sonra bam. Yalan söyledi kıza. Kıza ümit verdi. Yakışıklı erkek ve uzun boylu erkek da aynı şekilde, onlar da başka türlü yalan söylerler. Onlar söylerler ki benim şunum vardır, benim bunum vardır. Benim ailem zengin. Ya bak bu benim arabamdır. Bak sıfır Range Rover. Abi ki arkadaşının arabasıdır. Kendinin bile değil. Arkadaşının arabasıyla caka satıyor. Ve o şekilde kızları kandırır. Şu bu su var, o su var, bu su var. Ve yakışıklı olduğu için normalde yakışıklı erkekler ilk gecede sikebilir. Özellikle kıza biraz alkol verdikten sonra. So, bu dünyada çok kız sikeceksen orospu çocuğu olacağım ben. Yalancı olacaksın. Ben onu denedim. Bir ev boşandıktan sonra. Ve inan bana, hiç de hoş bir şey değil. Yatsın kızına. O gece biraz içki vardır. Vesaire. Duygulanın, sevişin, iyi güzel. Sabahtan uyanın bir baş ağrısıyla. Bakan yatakta, kimdir be bu? Ondan sonra giden, yani ondan sonra baştan birbirine mesaj bile atmazsınız. Düşmen bile peşine ve kendini öyle boşluk hissedin. Çünkü bir adam, seks bile aslında kutsal bir şeydir. İki insan şu birbirlerini sever. İki insan ki yani odur amacımız. Kadın ve erkek birleşmek ve bir olmak ve aile kurmak ve doğamızda budur. Çok şükür ben öyle bir hayatı yaşadım. You know, o yüzden hiç kimseyi istemem de evlenmeyiniz, etmeyiniz. Gerçekten öyle
5 yıl bile olsun beraber, yani öyle bir birlikte insanın yaşamak güzel bir şeydir. Tabii ki bu nesil çok bozuldu. Bu gelecek nesil çok bozuldu. Yani artık her nesil daha çok bozulur ya. Her nesil daha çok kötüye doğru gider. Hep milenyumculardan başladı bu olay. Ondan sonra bırırıp aşağı gidiyorum ben. Ya aslında bir playboy olmak bile bir yalnız bir hayattır aslında. Çünkü duygu yoktur. İnsanları et gibi görüyorsun. It's a fucked up world, man. Women fucking can't live with them. Can't live without them. Ama yalancı dünyadır, man. Ve dediğim gibi en üsttekiler siker. Diğerleri de sikilir. That's what I gotta say, man. Take the motherfucking red pill. Peace out.